Bu macerada yaşamak da ölmek de ekip işidir. Yaşamak da ölmek de. Herkese selamlar arkadaşlar, ben Gürkan Özgören. Bugün yine Baldur's Gate 3'te karşınızdayım. Bugün Baldur's Gate 3'te ne yapacağız? En son bölümü izlediyseniz çok uzun bir savaştan çıktım. Baldur's Gate 3'te gizli, artık ne kadar gizli emin değilim ama ana görevde ilerlediğinizde karşılaşamayacağınız bir boss ile karşılaştım. Ansur, yani Balsur ile karşılaştım. Bu Ansur ise Baldur'un ejderi. Baldur'un ise bizim imparatormuş. İmparator bu zihin yüzüne dönüşmeden önce Baldur'un ta kendisiyim. O Ansur'la kapışıyoruz. Baldur'a daha doğrusu bir nefreti var. Onu çünkü zamanında Ansur öldürmüş. Baldur'un öldürmüş. Yani imparator. Ansur öldürmüş. Bu yüzden de Ansur'un ona bir nefreti vardı. Sonrasında çok uzun bir savaştan geçtik. Yaklaşık 3 saat savaştım ben onunla. Siz onu çok daha kısa bir şekilde gördünüz ama ben ona 3 saat boyunca savaştım. Ve takımımın gördüğünüz gibi anası ağlamış durumda. Kampa geldik. Bir uzun dinlenme yapacağız. Harbiden çünkü buna ihtiyacımız var. Uzun dinlenmeyi yaptıktan sonra da yolculuğumuza devam edeceğiz. Ansur'u kestikten sonra ne elde ettik? Ansur'u kestikten sonra Baldur'un dev avcısı. Mükemmel bir Great Sword'a. Tam benim ihtiyacım olacak şekilde bir silaha sahip olduk. Bu bir çift elli Greatsword ve Baldur'un miğferi adı altında bir efsane bir miğfer. Şu şekilde görüntüsü var. Görüntüsü benim çok hoşuma gitmemiş olsa da gayet güçlü ve etkili bir miğfer. Dersemletilemiyoruz bunu takarken. Kritik vuruşlar işlemiyor ve her tur 2 sağlık puanı bize iyileştiriyor. Ve zırh sınıfı ve kurtarma atışıma da artı bir puan veriyor. Bence baya iyi bir şey. Bakalım şimdi yatıp uyuyalım. Bizi günün devamında neler bekleyecek. Hepinize iyi seyirler dilerim. Nerede lan bizim yataklar? Lan benim yatağımı nereye koydunuz? Neyse uzun dinlenme diyelim. Hop. Mizora mıydı o? Oo Will, ne haber kanks? Ne oğlum, sevişecek gibi bakıyorum. Aha. Seninki geldi Will. Sevişeceğin kişi geldi. Oba. Ne havalı giriş yapıyor ha. Ne oluyor lan? Türkçe konuş. Testis dedi. Aha. İki tane şeytan çağırdı. Testis mi bunlar? Gelin kardeşlerim. Ahdim olun. Testisler senin ahdin mi olsun? Testis 1. Kutsal cehennem aşkına. Lütfen benim dostlarımla tanıştır. Testis 1, Testis 2. 9 cehennemin yargıçları. Adaletin sembolleri. Babam nerede? Onu nasıl kurtaracağım? Nasıl olacak? Pazarlık... Ananın ama sürekli pazarlık. Siz kardeşler. Ve şimdi... Aa benim altım nerede? Bu ne? Türkçe mi konuşuyorlar?
Infernos contractos te vocamos. Ez kuzicietanim. Kuzikeri. Kuzikeri. Aha. Sözleşme mi Will? Kanla yazıldı. Ateşte dövüldü. Kemiğe işlendi. Ama yine de uzamaz değil. Anasından mı Will, bir kurtulamadın ha. O zaman boz gitsin. Will'ın 6 ay beklemesine gerek yok. Hiçbir sözleşme kurbansız sonlandırılamaz. Bedel ödenmeli. 12 ay askerlik yaptık amına koyayım. Daha ne bedeli? Will Ravenguard. Vermen gereken bir karar var. Birinci seçenek, babana giden yolu gösteririm. Sen ve müttefiklerin vereceği zarar dışında ona zarar gelmeyeceğini garanti ederim. Karşılığında ruhunu ebedi bir paktla bana ve baş şeytan Zariel'e bağlarsın. İkinci seçenek, paktını bozarım ve vazifenden azat edilirsin. Karşılığında baban düşmanın elinde can verir ve Baldur Gecide en büyük şampiyonunu kaybeder. Çok basit bir şey aslında. Ben ikinci seçeneği seçerim. Çok basit ya bence. Lanet olsun Zarya. Will'i almasına izin vermeyeceğim. Mizora, you asshole. Choose. Will'i köşeye sıkıştırdı. Paktı bozarsa Will'in güçlerine ne olacak? Dur, burada bir kaydedelim biz. Babanı kurtar Will. Şehrin yeniden inşasına yardım etmesi için babana ihtiyacı olacak. Doğru olanı yap. Baban yaşasın diye ruhunu ver. Paktı boz Will. Özgürlüğünü hak ediyorsun. Bırak baban ölsün. Çiğir özgür kaldığında yerine geçebilirsin. Paktı boz Will. Özgürlüğünü hak ediyorsun. You damned wretch. Father. Bir antipatiyle karşıladılar lan. Fiat ita. Fiat ita. Anima ad beator. Paktı bozdu. Ama niye antipatiyle karşıladılar? Didn't think you had it in you. Yapabileceğini sanmıyordum. Görünen o ki benim oğlan büyümüş. And don't go fussing. Baban için de hayıflanma. Seçimini yaptın. Şartları biliyordun. You know what? Aslında buralarda takılacağım. Çoğunluğun iyiliği için değil. Sadece eğlence için. O sevişebiliyoruz mu senden? Will'ın Mizora ile paktını boz. Will'ın amacına ulaştık o zaman. Doğru mu? Will? Başarısız oldum. Geçtiğin kalbi öldü. Babamı görmemiz gerek. Ansur'a olanları bilmesi gerekiyor. Yani bence baban çok da önemli değil be Will. Siktir et babanı. Mizora sen ne diyorsun? Küçük Will büyüdü. Başının nasıl bir belaya girdiğini görmek için sabırsızlanıyorum. Artık yeni bir düşman daha mı edindik kendimize? Will'ı imkansız bir seçim yapmaya zorladın. Will çocuk değil, ona saygılı davranmaya başlamalısın. Will'ın kendisini kurtarmak için babasını feda ettiğine inanamıyorum. Bu kadar yani. Duke Ravenguard öldü. Will çocuk değil. Öyle gereksiz bir küstahlık için affınıza sığınıyorum. Babasına gösterdiği saygıyı ona taahhüt ediyorsun ha? Ha, neredeyse unutuyordum. Will özgürlüğü için babasının hayatını sattı. Benim hatam. Anlamıyorum. Eğer Will senin sehrin değilse neden hala etrafta dolanıp ona güç veriyorsun? Evcil hayvanım olmaması işime yaramadı anlamına gelmez. Saltıkçılar ay doğumunda bana bir şey yaptılar. Sen de benim intikam umudumsun. Kimse 9 cehennem çocuklarının yanmadan geçemez.
Eğer kalacaksan bunun karşılığında bir şeye ihtiyacım var. Neden? Veil'e cehennem gücünün her kırıntısını sağlıyorum. Defalarca borcumu ödedim. Şunu söyleyeyim. Koca beyin sizi ezme zamanı geldiğinde sana yardım edeceğim. Ben farklı bir şey istiyorum karşılığında. Ama söyleyemiyorum galiba ona. Karlak'ın peşini bıraktın. Onun ölmesini istemiyor muydun? Ne değişti? Ah, sen çok meraklısın. Söyleyeyim tabii. Sanırım şimdiye kadar anlamışsındır. Zariel eski bir savaş baltası için yeni bir kullanım aldı. Ölü üçlü. Onlara şişkin beyinleri ve bu önemsiz şehirden daha fazlası için bir tehdit. Biliyorsun. Arkadaşlarının tadını çıkar. Zariel'in fikri ne zaman değiştirebileceğini kim söyleyebilir ki? Hanımım çok kaprisli olabiliyor. Saltıkçıların seni yakaladıklarını bana hiç anlatmadın. Doğru, anlatmadım. Bilmen gerekiyorsa Zariel adına tarikatçıları gözdürdüm. Ama o lanetli gölgeler bir yarım zebaniye bile devirecek kadar kalındı. O lanet olası kapsülde uyandım. Vücudumu mühürledi ve en güçlü sihrimi susturdu. Ama cesur, kibar, yardımsever bir ruh beni özgür bıraktı. Nezaket ölmedi sonuçta. Dokuz cehennem hakkında bana ne söyleyebilirsin? Of Beator. I call the first hell my home. How the other eight? Well, they are pleasures unto themselves. Belki sana gösteririm eğer seni buna layık görürsen. İlginç. Amına koyayım kampımız var ya, bildiğin yol geçen ne oldu? Herkes burada. Gölge yarayı hala her tarafımda hissediyorum. Sözlerini hala kulağımda duyuyorum. Kendime kirli hissediyorum. Bayağı evet, fena duruyorsun. Peki bu konuda ne yapmak istiyorsun? Arınmak istiyorum. Hepsinden. Bir fikrim var ama yardımına ihtiyacım olacak. Elbette. Diğerleri uyuyana kadar bekle. Sonra benimle gel. Sahilin biraz aşağısında gidebileceğimiz bir pompaya mı çağırdı beni? Bu arada ben bunu kaydedeceğim. Ben Veil'in paktını bozmasının gerektiğini düşünüyorum çünkü. Öyle babam için kendimi feda edeceğim falan, onlar palavra işler. Umarım az önce imzaladığın sözleşmeyi tartışmak hakkında için burası da sınır. En büyük kurtuluş umudumuzu vermeyi kabul etmek pek akılcı bir hareket değil de. Ha, bu Rafael muhabbetini söylüyor. Merak etme, Rafael'e duymak istediğini söyledim. Ben sevindim. For now, our plan must remain the same. We go to Sorcerer Sundry's and learn about that crown. And drop mu var? Aynen, drop var. Niye drop var? Düzeldi. Anlık bir dropmuş. Mühim bir şey değil. Bakalım başka birisi bir şey demek istiyor mu? Pompaya çağıran var mı başka? Zariel söyleyeceğim bir şey var mı? Yok, Zariel değil lan, Karla kaldı. Solca. Lazer. Yok. O zaman dinlenme zamanı. Hadi bakalım. This will do. Bu iş görür. Kıyafetlerini çıkar.
En güzel yerlerden birindeyiz. Hazır mısınız? Umarım Twitch'ten ban yemeyiz çünkü gösterecek buralara. Beni soymanın daha kolay yolları var. Ben tabii bunları YouTube'da sansürleyeceğim. Hesabımın kapatılmasını istemiyorum. Beni soymanın daha kolay yolları var. Senden hiç şüphe etmiyorum. Hadi öyleyse. Buraya kadar geldik. Önce sen. Pekala, orada öyle durma. Ben niye arkamı döneyim? Meraklı bekleyiş. Oo, güzel sütyen. Gözcüğüyle bile bakmadın. Biraz gücendim. Çaktırmadan bak. Bu ne? Aa. Memişler öyle saklı mı? Ne? Bak öyle. Bakma öyle ha. Elimde değil. Çok güzelsin. Biliyorum. Sıra sende. Peki hala arkanı dön. Hayır. Aa. Ne güzel bakıyor lan. Aşık gibi bakıyor. Bunu yapabilir miyim bilmiyorum. Buraya kadar da geldik. Bu lan göt. Plases. Bence yani banlanacak bir şey yok. Memeler görünmüyor. Popolar da arkadan görünüyor. Yüzleştiğimiz onca şeyden sonra biraz ıslanmaktan mı korkuyorsun? Omzunu silk ve önünden koş. Yapayım mı? Hadi. Dur, kaydedeceğim burayı. Omzunu silk ve önünden koş. Denize aygır gibi koş amına koyayım. Allah 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 Allah. Soğuk ha? Allah şıp şıp. Gel buraya. Teşekkürler. Buna ihtiyacım vardı. Şar olmadan yüzleşebileceğimi bilmem gerekirdi. Geri dönmek istemiyorum. Henüz değil. Oh yeah. Oh yeah. Evet. Oh yeah. Ah. Çakıl taşı. Bakış attı bize bu. Sakın durayım İlk seksi mi yaptım? İlk seks. Yenilenmiş hissediyor musun? Böyle buff falan var mı? Böyle azgınlığı gitmiş hissediyor gibi bir buff'ım yok mu? Yok galiba. Üzdü. Üzdü. Gerçi benim azgınlığım gitmez ama. Nereye gitsin? Daha sırada Karlak var. Karlak buraya. Soldier. Soldier. Yani sevişme konuşması yok ama bu konuşmayı yapalım. İmparator bize özel bir irbaş teklif etti. Kısmen zihin yüzen olacağız ama karşılığında büyük güçler kazanacağız. Özel irbaş mı? Biraz çelişkili bir durum değil mi? Normal bir tane bile istemiyorum. Neye dönüşmekten bahsediyorsun? Yarı kalamar ama.
Henüz kendini denememiş olmana şaşırmadım. Yani ikna etmek istemeyeceğim. Kullanmak istemezsen anlarım. Bir daha bundan bahsetmeyeceğiz. Tanrılara şükürler olsun. Okey. Karlak istemiyor. Benim kafamda hiç kimseye bunu teklif etmemek var. Sadece soralım. Duke Ravengard'ı o kadar iyi tanımıyorum. Ama eminim ki oğlunun Zariel'in kölesi olmasını istemezdi. Bence de. Bill'in bunu bildiğinden eminim. Ama karanlık günler geldiğini ona hatırlatmamız iyi olur. Tecrübelerine dayanarak konuşuyor gibisin. Hiç kimse başına gelmeden kaybın ağırlığını gerçekten anlayamaz. Gerektiğinde yükü paylaşmakta utanılacak bir şey yoktur. Artık birlikte yolculuk ediyoruz. Hakkında pek bir şey bilmediğimi fark ettim. Zevkli biri olduğum belli. Hiç yapmadığım şeylerle ilgili yeterince kötü şarkı dinledim. Divinia. Takibin için teşekkürler, hoş geldin. Sorun varsa sor, sadece nizamlı cevaplar vermemi bekleme. Daha önce ölü üçlü ile savaştın, doğru mu? Vaktinde sadece Bal'la yüzleştik. Ve her ne kadar kötü olsa da bir ata beyni evcil köpeği yapmamıştı. Ay Yagamizm'miş'ten, Divinia değilmiş. Hoş geldin, aleykümselam. İşte yaşlı ve yıllanmış büyüğün olarak görevimi yerine getirebildim mi? Tabi. Ne büyüyor ama ben seni de sikeceğim. O kadar da yaşlı değilsin değil mi? O kadar yaşadım ki şu anki yıllarımı saymak kalan vaktimi çarçur etmek olur. Yani evet, o kadar yaşlıyım. Hiç fark etmez. Sana bir şey soracaktım. Sor hadi. Elititler hakkında bir şeyler bildiğinden bahsettin. İstemediğim kadar. Gençliğimde bir koloninin kovan zihninin çok kısa bir ve tamamen iradem dışında bir üyesi olmuştum. Nasıl düşündüklerini anladım. Dünyayı onların gözlerinden gördüm. İçimizdeki çirkinliği bulup kendi irademle göre çarpıtan meşhum tuhaf varlıklar. Ama ben kimim ki? Ya senin adını yanlış okumadım. Ben gittim en yukarıdaki bildirimi okudum. Aslında en aşağıda çıktı bildirim. Az önce seks yaptık. Yayın tekrarından seks sahnesini tekrarını izleyin. Veya YouTube'da artık hangi bölüme denk gelecekse. Bu sefer farklı. Atabey'in kendisi bir köle. Sakın ona acıma. Tuzağa düşmüş bir avcı o. You'll find it still has teeth. Arşıların olmadan nasıl irade ediyorsun? Beni yalnız mı sandın? Sen bizdesin artık mal. Çok gereksiz bir soru. Give or take a few tadpoles. Sadece ayak uydurmaya çalış ihtiyar. Deneyimlerin çok işimize yarayacak. A kind way of saying, fear not. Hadi boş yapma. Benim için korkma. Ayak uydurmak için elimden geleni yapacağım. Okey. Kaan sen niye kesit almadın oraya? Aman akıyım bir siki yaramıyorsun Kaan. Eğer klip almayacaksan niye izliyorsun lan? Piç. Çok sinirlendi. Ne güzel sevişiyorduk anasını satayım. Sen ne yapıyorsun Yaga? Nasıl gidiyor? Bitti mi etkinlik? Oğlum kayıt alamak değil olay. Twitch'te klipler artık çok önemli. Twitch'te
İzliyorsun işte. Çek direkt klibi. Orada hani bize yeni üyeler gelsin. Lan olsun. Hayır, olay o değil işte. Twitch'te olması lazım. Onu klip olarak alacağız, kaydedeceğiz. Ömrü boyunca Twitch'te o sikiş sahnesi kalacak. Olay o. Ölümüne pompa. Değil mi lan? Değil mi lan Oz? Ölümüne pompa abi. Lazel, selamun aleyküm. Mizora şeytanı kendi evindeymiş gibi hissediyor değil mi? Ona olabildiğince istenmediğini hissettir. Yo, istiyorum. Vos yer altına indi. Bizi orada bekliyor olacak. Vos görevini yaptı. Şimdi biz kendi görevimizi yapacağız. Umut evine giden yola bulmalı. Orfik çekicini almalıyız. Orfeus'u kurtarmak. İmparatoru astral irbaş olağanüstü bir güç vaat ediyor. Ayrıca bizi onarlamayacak şekilde bozmayı da vaat ediyor. Bu kemikleşmiş parazit bizi daha fazla değil, daha az yapıyor. Bir zamanlar ateşin olduğu yerde buz olacak. Bir zamanlar ruhlarımızın bulunduğu yerde bir boşluk olacak. Sorun değil, kullanmana gerek yok. Biliyorum ve kullanmayacağım da. Orpheus hakkında konuşmak istiyorum. Blackheath binlerce yıl önce Orpheus'u neden hayatta tuttu? İmparator iğrenç olabilir ama bu doğru. Orpheus, geyik kovan zihnini bozabilir. Böyle bir yetenek prense, güçlü bir kalkan ve güçlü bir silah yapar. Böyle bir silahı yadigarın içine koyup kendine saklayabilecekken neden yok edesin ki? Blackheath, Orpheus yaşarken bu kadar değerliyken neden ölmesini istesin ki? Bir silah sadece sana doğrultulmadan da değerlidir. Blackheath'in kendi sonunun araçları ondan koparıldı. Orpheus'u öldürmek kaçma riskini almaktan daha iyidir. Prizma'daki düşman Githyanki kimdi? Orpheus'un onur muhafızı, sonuna kadar sadık. Bizi geyik olarak görüyorlar. İmparatorun kölesi olmuş iri baş kabuklar. Ölümlerine üzülüyorum ama onların öldüğü gibi yaşamaya söz veriyorum. Okey o zaman. Bu da istemiyor. Will, Kanks, naber? İyi uyudun mu? Kampa gidiyoruz. Babam Ansur'un kaderini bilmedi. Baban ölmedi mi oğlum? Eğer onları takip etmeye istekli olursak imparator inanılmaz güçler vaat ediyor. Büyük bir bedel karşılığında. Kısmi Seramorphos. Böyle bir fedakarlık yapmayacağım. Ne şimdi ne de sonra. Yani kendin için zaten babanı feda ettin. Daha gidip de bir şeyle bağlaşma yani. Sen burada kal. Bu ne? Niye konuşmak istiyorsun? Mizora bir şey diyorsun mu? Come for a chat. Bakalım Astarion kesin isteyecek de ben ekibimde hiçbir iribaş istemiyorum. Will özgür olmak için babasından mı vazgeçti? Anlaşılabilir bir karar. Ne de olsa fedakarlıklar yapılmalı. Özellikle de yaşlı dükün düşüşü onun yükselişi anlamına geliyorsa. Bu arada ben de katılıyorum buna. Astral iribaş ile ilgili konuşmak istiyorum. Bunun ne tür şeyler yapabileceğimi ikimiz de biliyorum. Fakat ona dokun... Allah Allah. İlgisini çekmedi Astarion'un. Ben ilgisini çeker kullanmak ister sanıyordum. Neden kullanmak istemiyorsun? Bir vampire dönüştüğümde nasıl acı çektiğimi hatırlıyorum. Tamamen çaresizken bedenim kıvrandı ve büküldü. Ölümün pençesi son vuruşunu yaparken kalbimi ele geçirdi. The grip of death owned my heart as it beat its last. Ben başka bir şeye dönüşmek istemiyorum. Bunu tekrar yapamam. Bedenimin tekrar ele geçirilmesini izleyemem. I can't watch my body be taken over. Peki hala konu ile ilgili bir daha konuşmayacağım. Her yeri başların efendisi olsaydık olaylar çok farklı olurdu. Buna boyun eğmeyeceğim. Bir daha sorma. Oo, sinirlendi.
Senin için ne yapabilirim dostum? Cazador'un ritüeliyle ilgili ne yapmayı planlıyorsun? Öncelikle orada ne olacağını öğrenmem gerek. Halk nezdinde Cazador sıradan bir asildir. Belki biraz münzevi ama Baldur Geçidi'nin yüce ve iyi insanlarından biridir. Baldur Geçidi'nin tepelerinde şehrin yüksek sosyetesinin ağırladığı büyük bir sarayı var. Wow. Ritüeli orada gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğini bilmiyorum. Çok halka açık bir yer gibi geliyor. Kendini ifşa etme riski var. O dev gotik harabenin içinde bunca zamandır vampirler mi yaşıyormuş? Biliyorum. Zekice değil mi? Rafael sana Mephistopheles'in sırlarını vererek tehlikeli bir oyun oynuyor. Mephistopheles 9 cehennemin lordlarından birisi. Rafael öfkesinin kendisine yönelmesine izin vermeyecektir. Tek bildiğim Cazador'un ailindeki sırları çözmem gerektiği ve bunu sadece Baldur Geçidi'nde yapabilirim. Bakayım başka bir şey diyor mu? Cazador'un döndüğünü öğrenmesinden endişelenmiyor musun? Yalan söylemeyeceğim. Bu düşünce beni pek endişelendirmiyor. En edindiğim avantajlarıma kıyasla bile inanılmaz derecede güçlü bir vampir. Aynı zamanda kibirli de. Döndüğümü duyarsa beni ele geçirmeye çalışır ve kendisini açık etmiş olur. İşte o zaman saldırımı yapabilirim. Akıllıca. Peki tam olarak nasıl saldıracaksın? Tek başına olmayacak. Ben de öyle canım. En azından gösteri için gelirsin diye umuyorum. Tabii ki. Seni yalnız bırakmam. Ama ne olursa olsun plan basit. Onu bulacağım. Yüce güce ulaşmasını engelleyeceğim. Sonra onu öldürmekten gerçekten zevk alacağım. Bu yüce gücü kendi elime geçirebilirsem çok daha iyi olur. Cazador'un aynını sormak istiyorum. Üzerine düşünüyor olmalısın. Kaderime sonsuza dek verecek olan şey mi? Evet, aklımdan çıkmıyor. Neden sordun? Tüm bu güç eline geçirmek istiyor olmalısın. Tabii ki düşünüyorum. Aynı Cazador yerine ben tanımasaydım tüm o güce sahip olurdum. Ayrıca bir zihnin üzerine dönüşmekten korkmadan güneşte yürüyebilirdim. Yani kim istemezdi ki? Elbette daha bu ritüeli tamamlayabilir miyim? Onu bile bilmiyorum. İmkansız olabilir. Ama kesinlikle cazip. Görgü yürek bakalım o geceden sonra neler söyleyecek. Bir durum mu var? Birlikte geçtiğim zamandan sonra umarım yoktur. Moralim fazlasıyla yükseldi. Evet, bir kendine gelmişsin. Sen rengin bile kendine gelmiş ya belli. Ben de bu konu hakkında konuşmak istiyordum. Öyle mi? Umarım pişman değilsindir. Olur muyum manyak? Hem de hiç. Harikaydı. Sadece unutma, yetenekli bir yüzücü olacaksın. Bolca pratik yapman gerekecek. Güven bana. İyi bir öğretmenim varsa hevesli bir öğrenci olurum. Sen var ya çok fenasın. Gerçi saçımdan hala kum çıkıyor. Acaba diğerleri bu konuda ne düşünecek? Merak etme, onları da sikerim. Haliyle gecenin bir yarısı kumdan kale yapmak için savaştığımızı düşünecekler. Ama elbette öyle düşünecekler. Umarım savaşmak ve kumdan kale yapmak için çok fırsatımız olur. Sen var ya. Şar'ın takipçileri bizi izliyor olabileceğinden bahsetmiştin. Sence onları aileni bulmak için kullanabilir miyiz? Umarım öyledir. Başrahibinin tuzağına düşmeye hazır olduğum sürece bana nereye gideceğimi söylememeleri için bir neden yok. Yani nereye gideceğini bile bilmiyor musun? Ne aramalıyız? Ejder Köprüsü bir tıkanma noktası. Yeni gelen birini durdurmak isteseydim, köprüden önce bir yer bulur, kalabalığın arasına karışır ve beklerdim. Şehre girmek isteyenlerin çoğu mülteci olacaktır. Ben olsam nerede toplanıyorlarsa oraya bakardım.
Mültecilerin orada yani. Bio kendi babasını feda etti. Umarım parktan kurtulmak buna değmiştir. Bence imparatorun sunduğu ayrı baş başarı şansımızı arttıracak. Bizi durdurması daha muhtemel. I wanted nothing to do with those illicit powers before. What makes you think I'd want to jump into an evil? Bir bilinmezliğe atlayacağımı düşündüren tam olarak nedir? Teklifin gerçekten ne demek olduğunu biliyorsun değil mi? Yarı zihin yüzen hale gelmek. Kendi yarını kaybetmekten bahsediyoruz. Bunu istemiyorum. Kararını verdiysen değiştirmeye çalışmayacağım. Gail Kangs, sen ne yapıyorsun? Time and again. Bill'ın durumu, bir seyharın yolunu takip etmeme kararımı tekrar tekrar pekiştiriyor. Böyle bir paktın peşinde, böyle bir fedakarlık yapmak bir yana, bunu bir paktan kaçmak için yapmak bambaşka bir şey. Gerçekten böyle bir şey, kişide hiçbir şey bırakmaz. Mr. hep böyle çok isteyen bir tanrıça mı? Kendisi büyü ağını kullanmak isteyenlerin bunu dürüstçe ve hem yok etmeye hem de kurtarma ihtimaline eşit derecede saygı duyarak yapmalarını bekliyor. Takipçilerin çoğundan kendilerini havaya uçurmalarını istediklerinden şüpheliyim. Onun sadece bana miras bıraktığı bir şey. Hayatta kalmamızın tek yolu bu olmasaydı böyle bir şey istemezdi. Bana ne kadar kızgın olursa olsun. Nasılsın? Ölüm ihtimaliyle yüzleşmek kolay değildir. Beni bilirsin. Her zaman iyimserimdir. Olumlu şeylere odaklanmaya çalışıyorum. İkimiz genel olarak iyi ya. Gerçek şu ki, kalan ömrüm ödünçtü. O eşyaları tüketmek küreği ancak bir süre daha söndürdü. Hatta aylardır hiç olmadığım kadar huzurlu hissediyorum. En azından artık ölümümün bir amacı olduğunu biliyorum. Tarihin sayfalarına basit bir patlamayla öldü yazacak. Neden Elminster Saltık'ın yerine geçmiyor ya da Mistra'nın kendisinin? Ne yapabilecek gücü olduğundan şüphem yok ama izin konusuna gelince onun ölümlerinin işlerine karışmasını hoş karşılamayacaktır. İlahi müdahaleler işleri genelde daha iyi değil, daha kötü yapar. Elminster'a gelince diğerleri efsanelerin sayamayacağı kadar çok kez kurtardı. Ama bir tanrı ile başa çıkmak onun için bile kolay değil. Benim kürem elimizdeki en iyi şans ve onu sadece ben kullanabilirim. Yani o kullanmayacağız zaten. Kudretli Lord kim? Evet, Karsus. Karsus belki de şimdiye kadar yaşamış en büyük büyücüydü. Elfler ona tanrı olacak çocuk derlerdi. O da bunu denedi. Kendi tasarladığı bir büyüyle büyü tanrıçasının gücünü bir çırpıda eline geçirmeye çalıştı. Mistral, o zamanlar ona öyle diyorlardı. Nasıl hissedebileceğini bir düşünsene. Tanrı olmak, kendini dokunulmaz sanmak ve yanılmak. Karsus büyüsünü ona doğrulttuğu zaman tüm büyü ile birlikte o da çözülmeye başladı. Karsus neye neden olduğunu fark ettiğinde iş işten geçmişti. Büyü tanrıçası büyü demektir. O ölünce büyü ağı kayboldu ve bir tanrıya meydan okuyan büyü başarısız oldu. Mistral'in, Karsus'un ve tüm bir medeniyetin sonu işte böyle geldi. Tanrı olacak çocuk taşa dönüştü ve krallığı onunla birlikte yıkıldı. Netheril'in uçan şehirleri yok oldu. Anasından mıymış? Karsus'un budalığı diyebilen olay bu işte. Adamın hırsına hayranlık duymalısın. Neredeyse başarıyormuş. Bir tanrının seni durdurması gerektiyse bence hırs kontrolden çıkmış demektir. Bunu benim söylemem saçma tabii. Şimdi yüzyıllar sonra ben de Karsus'un izinden gitmeye çalıştım. Mister'ı yok etmek için değil, ona olan sevgimi göstermek için. O vahim günün yaşanmasına neden olan büyünün yalnızca bir bölümünü kontrol etmeye çalıştı. Ben sadece küçük bir elması, Gale'in budalalığı da denebilir. Tarih, tekerrür, bu işler böyledir. Bize Ender bir hediye verildi. Astral zihin yüzen.
Bu gücü kendin için almadım. Bu yüzden merak ediyorum neden bana teklif ediyorsun. Boşver, başka bir şeyden konuşalım. Ben zaten öylesine söyledim. Kampımızda bir vampir var. Bunu sana da ilk defa mı söylüyorum ama? Ben bunu ilk defa söylemiyor olmam lazım ama neyse, hiç mühim değil. Okey. Ekipte konuşmadığımız kişi kalmadı herhalde.